Mustafa Kemal Paşa Lisesi Bursa'nın neredeyse 1/4 oranında coğrafi olarak topraklarında yüz ölçüme büyük bir ilçesi. 133 tane mahallesi var. Bunun 110 tanesi kırsal mahalle. Yani eski tabirle köy. 21 tane de merkez mahallemiz var. Böylesine büyük bir yerde hizmet etmek gerçekten herkese nasip olmaz. Bize nasip oldu ve 81 kırsal mahallesi de dağ yolu geçiyor. Gerçekten çok büyük bir alanda hizmet ediyoruz. Şunu baştan söyleyeyim. Bir belediye başkanı olmak için önce hayaliniz olması lazım. Mühendis gözüyle anlatayım belediye başkanlığını. Öyle parkla, bahçeyle, eğlenceyle yapılacak bir iş olmadığını, Mustafa Kemal Paşa'nın bir şehrin en temel sıkıntısı olan altyapı sıkıntısı olduğunu özellikle yaşayarak öğrendik. 50 yıldan beri yapılmayan bir altyapısızlığını gördük. O zamanki şartlarda kurulmuş ve 50 yıldan beri o şehrin büyüme ölçeğinde dokunulmamış, o zamanki sağlıklı görülen boruların şimdi sağlıksız olarak ilçemize geldiğini gördük. Azıcık gördük ki sadece içme suyu borularında sıkıntı yok. Kanalizasyon ve yağmur suyunun çöktüğünü gördük. Çoğu şehrin, hatta çoğu ilin aldığında sevindiği, ilk biznesi aldığında sevindiği, içme suyunu aldığında sevindiği, atıyorum kanalizasyon aldığında sevindiğini biz üçünü birden topyekun olarak Mustafa Kemal Paşa'da sahaya girdik. Tabiri caizse değil, tam anlamıyla Mustafa Kemal Paşa hala %30 ölçüde kalsa şantiye halinde. Gerçekten zor bir hizmet. Çok zor bir hizmet. Şu gördüğünüz Bursa'nın deprem haritası. Her yer yemyeşil ve sarı. Ama kırmızı olan yer gördüğünüz birinci derece deprem bölgesi. Burası Mustafa Kemal Paşa. Yani Bursa'nın risk bakımından en tehlikeli yeri burası. Peki ne yaptık? Kentsel dönüşüm için önce altyapı lazım. Çünkü müteahhitlik hizmeti var burada. 4 seneden beri tüm kurum ve kuruluşlarla hem yerinde hem taşınarak dönüşüm için çalışıyoruz. Şehrin belli noktalarını, zemini sağlam noktalarını bulmaya çalışıyoruz. Bunun için canlı yayında mecliste defalarca konuşma gereği hissettim, anlattım. Şehrin şu noktalarında arama yapıyoruz, zemin etüdü yapıyoruz. 143 yıl sonra Mustafa Kemal Paşa'da bir tarım müdürlüğü kurduk ilçe belediye bünyemizde. Bununla beraber baktık ki aslında çiftçinin bilgilenmesi lazım. Hangi konuda? Gelen yatırım ve teşvik konularında, dosya hazırlama konularında gereken bir destek lazım. Tarım müdürlüğü bunun için kurduk. Mustafa Kemal Paşa özel bir yer. Mustafa Kemal Paşa güzel bir yer. Ve bu güzelliği ve bu özelliği daha da değer katmak için gece gündüz 5 sene boyunca hem bakanlarımızla, hem milletvekillerimizle, hem de il başkanlarımızla, velhasıl ilçe başkanlarımızla can yürek çalıştık. Çalışmaya devam ediyoruz. Koşturmaya devam ediyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle ve ben de sınavlıyorum. Allah'a emanet olun inşallah.